Teşekkür ederiz. Başkanım burada kanalizasyona bağlanan kuşlar yapıyor. Selamünaleyküm. Kanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne kadar şimdi kurbanlıklar? Son tarafa gelsin mi? 1.700.000. Bu hayat pahalılığında nasıl alacak bu vatandaş bunlar bakalım. Yani o daha fena. Selam aleyküm. Hoş geldiniz başkan. Hareketler olsun. Kolay gelsin. Aleyküm selam sayın başkanım, hoş geldiniz. Hayırlı işler olsun. Sağ olasın. Gelsin. Sağ olasın başkanım. Nasıl gidiyor işler? Çok çok şükür. Sabırla bekliyoruz başkanım. Kaç para fiyatlar, duban fiyatları? Fiyatları 1200'de 1700. Herkes. Yani düşün, herkes ekmek için mücadele ediyor. Sağ, sağ olasın başkanım. Bereketli. Nereden geldin? Ben Muş'tan geldim. Sayın başkanım, bu yol için de yine gerçi başkanımıza da başkan yardımcılarımıza ilettik. Bu yolda bir stabilizemiz olursa, bu toz topraktan bugün kurtulsak. Bugün evet. Döküyorduk. Kaç senedir şikayetlerimizi iletiyoruz. Geçtik. Yaparlar işte. İnşallah hayırlısı da seneye daha güzel bir şey bekliyoruz sizden. Daha güzel bir şey. Yenişehir Belediye'mizin hazırladığı hem kurban satış noktamızın hem de burada veteriner hizmetlerinin de verileceği, bizim de kısmi olarak teknik destek verdiğimiz alanı beraberce gezdik. Bir tarafta Kurban Bayramı'nda kurbanlık hayvan satıcıları, diğer tarafta vatandaşlar, ama fiyatları sorduğumuzda bu yıl kurbanın hiç de kolay geçmeyeceğini gözlemledik. Kurban fiyatları oldukça yüksek. Bu hayat pahalılığında biraz vatandaşlarımız zorlanacak gibi görülüyor. Diğer taraftan da bayram dolayısıyla yerel yönetimlere düşen görevi hem Büyükşehir Belediyesi olarak hem de ilçe belediyeleri olarak harfiyen yerine getirmek için çaba gösteriyoruz. Buradaki hizmet noktası da tam da bayramda vatandaşlarımızın bugün bir ortamda alışverişini yapmaları için hazırlanmış bir ortam. Emeğe geçen tüm çalışanlarımıza, mesai arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Evet, biz de başkanımızla bugün kurban kesim alanımızı, satım alanımızı gezdik. Tek dileğimiz, isteğimiz vatandaşlarımızın bayram vecibelerini, kurban bayram vecibelerini yerine getirirken rahat bir biçimde sıhhi ortamda bu işi yapabilmeleri. Başkanım dediği gibi zaten hayat pahalılığı ortada. Orada üreticinin de derdini dinlediğimizde, Tanmuş'tan buraya hayvan getiren vatandaşı da dinlediğimizde maliyetlerin iki katının üzerine çıktığını, dolayısıyla fiyatların bu nedenle yükseldiğini, aslında yüksek fiyata satan da mutsuz, satın alan da mutsuz, bunun değişmesi gerekiyor. Bizim vazifemiz bu sıhhi ortamı hazırlamak, onlara satış, vatandaşa da alış ortamını hazırlamak. Vatandaşlarımızdan da beklediğimiz, halkımızdan da beklediğimiz, lütfen kurban kesim alanları dışında bir kesim yerinde kurban kesmesinler. Zabıta ve Veteriner Daire Başkanlığımız, bütün birimlerimiz konunun takipçisi olacak ve bu konuda hiçbir taviz verilmeyecektir başkanımın da talimatıyla. Biz sağlıklı, huzurlu bir bayramın geçmesini diliyoruz. Nice yeni bayramlarda buluşmak üzere. Evet.